Arkadaşım merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldin. Ben Seyit Hoca. 1010 kısmını hallediyorduk. Bunun önce bir ders çektim. Şimdi devam kısmında sorularla devam edeceğim ben. Ekranda görüyorsun 2x artı 1 üzeri 4 artı 3x eksi 3 üzeri 5 açılımında katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş. Başta söylemiştim hatırlarsan bir açılımda daha doğrusu polinomlarda da böyledir bu. Bir açılımda katsayılar toplamını arıyorsan değişkenlerin yerine 1 yazarsın. Eğer sabit terimini arıyorsan değişken ya da değişkenlerin yerine 0 yazarsın. Burada sen de kat sayılar toplamını aradığın için x'in yerine ben de gidip 1 yazıyorum. x'in yerine 1 yazdım. Yazdığın zaman bak şöyle bir şey gelecek. 2 çarpı 1 artı 1 üzeri 4 artı 1 eksi 3 üzeri 5 gelecek. İç kısmı görüyorsun 3, 3 üzeri 4 artı eksi 2 üzeri 5 gelir. 81 eksi 32'den de bu işlemin sonucu 49 kalır. Kat sayılar toplama açıldığı zaman bu gelir demektir. Açılımında y üzeri 9'lu terimin kat sayısı kaçtır? Bak burada Şimdi hem x hem y var. Normal binom açılımında kullandığımız şu x artı y üzeri n açılımında kullandığımız bir genel terim formülü vardı ya. N'in r'lisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r diye kullandığımız formül vardı. Açılım formülü vardı. Ben de burada bunu kullanacağım ama önce bunu şöyle yazmak istiyorum. x kare artı eksi 3 y üzeri 3 üzeri 5 dedikten sonra şimdi bu açılımı buna göre yapacağım. Şu x'in yerine gelen şu ise y'nin yerine gelen bak şurada ve şuradaki. Şimdi burada sen y üzeri 9'lu terimi arıyorsun. Baştan kaçıncı terimi aradığını sana söylememiş. Baştan kaçıncı terimi aradığını söylese ben de gidip zaten r'nin yerine ona uygun bir sayı yazacağım. Ama bunu söylemediği için y üzeri 9'lu terimi nasıl elde ederim diye düşünüyorum. Binomda bu açılımda terimler şu şekilde. 5'in r'lisi x kare üzeri 5 eksi r. Dikkat et şunu yazıyorum. Çarpı y üzeri r demişim. Eksi 3 y küp üzeri r. Benim burada aradığım şey y üzeri 9'lu terim olduğu için r, y üzeri 9'un gelebilmesi için bak burada şu ikisi çarpıldığı zaman çünkü üstü sayıya üst aldığın zaman üstler çarpılırdı. Bunun üstünü bu ikisini çarptığın zaman 9 gelsin istediğin için r'nin 3 olması gerekir. İşte sen r'ye 3 yazmalısın. Yani bu adam x'in azalan kuvvetlerine göre yazıldığında baştan 4. terim demektir. 4. terim. R'nin yerine şimdi 3'ü yazıyorum. 5'in üçlüsü çarpı x kare üzeri 5 eksi 3 gelecek 2 çarpı eksi 3 y küp üzeri 3 gelecek. Şimdi düzenleyip artık katsayısını alacağım. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit. Bu da 5 çarpı 4 bölü 1 çarpı 2. Sonra x üzeri 4 sonra eksi 27 çarpı y üzeri 9 gelir. Bu da 10 çarpı eksi 27 çarpı x üzeri 4 y üzeri 9. Yani son eksi 270 x üzeri 4 y üzeri 9. Bu açılımda bahsi geçen terimin katsayısı olan eksi 270'tir. Yani cevap D şıkkı demektir. Açılımında ortanca terimin katsayısı sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi 3 tane terim var bak burada. Burada 3 terimlerin bir açılımı ya yani direkt müfredat içinde yok zaten. Ama bu adamı x kare artı 6 x artı 9'u şu gözle düşünürsen eğer şurası x artı 3'ün karesidir deyip x artı 3'ün karesinin 5. kuvveti gözüyle bakarsan sonra da bunu da gidip x artı 3 üzeri 10 yazarsan bu artık senin bildiğin açılımın standart haline gelir. Burada ben Baştan hangi terim aradığımı bilmiyorum ama bana dolaylı yoldan söylemiş bak. Burada x artı y'nin 10. kuvveti var. Yani burada toplamda 11 tane terim var demektir. 11 tane terimden bahsediyorsun. Ve baştan itibaren 11 tane terimi dizdiğin zaman tam ortaya gelen terim 6. terimdir. Yani bunu şöyle de açıklayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane terim var diyorsun. İşte şu sol tarafta 5 tane sağ tarafta 5 tane bırakacak şekildeki 6. terim ortanca terim demektir. 6. terimi aradığım için ben burada R'nin yerine 5 yazmalıyım diyorum. R'nin yerine gidip 5'i yazıyorum. Onun R'lis 5'lisi çarpı x üzeri 10 eksi 5 çarpı 3 üzeri 5. Düzenliyorum onun 5'li kombinasyonu. Ha direkt zaten kombinasyon olarak vermişim ben de bunu. Onun 5'lisi çarpı x üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Burada bu terimin kat sayısını arıyorsun. İşte şu ikisi 3 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 dediğin şey. Bunu gerçi öne yazmak daha da uygun olur. Onun 5 çarpı 3 üzeri 5 çarpı x üzeri 5. İşte şu uygun olan kat sayıdır. 10 üzeri ve onun 5'i kombinasyonu çarpı 3 üzeri 5. Yani cevap şıkkı gelir. Bak bu farklı. Şu ana kadar ben böyle bir soru çözmedim. Açılımında x'i terimin kat sayısı kaçtır? Yine baştan kaçıncı terim diye söylememiş. Burada İki tarafta da x'li ifade olduğu için ve rasyonel ifade olduğu için bak özel bir durum var. Aslında bilmediğin yeni bir şey yok burada. Sadece ufak bir, bir iki manipülasyon yapacağım sonra. Bir iki şey değiştireceğim. Bunu 3x artı dikkat et 4 bölü x kare yazıyor ya orada. Ben 4 çarpı x üzeri eksi 2 olarak yazdım. Dışarıda 7. kuvvet var. Şu x'in yerine gelen, şuysa y'nin yerine gelen x artı y üzeri n açılımında herhangi bir terim bulurken n'in r'lisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r formülünde x'in ve y'nin yerine gelen ifadeler bunlar. Burada şimdi sen X'i terimden bahsediyorsun baştan kaçıncı sondan kaçıncı diye bir terim numarası bilmiyorsun. Bu yüzden bunu açtığın zaman terimlerden herhangi bir tanesi 7'nin R'lisi çarpı 3X üzeri 7 R çarpı 4X üzeri eksi 2 üzeri R şeklinde geliyor ya. Ben x'li terimi yani x üzeri 1'li terimi arıyorum demektir. x üzeri 1'li terimi bulabilmek için de x'li terimleri toparlayacağım. Gidip üstünü 1'e eşitleyeceğim. Buradan da r'nin kaç etmesi gerektiğini bulacağım. 7'nin r'lisi çarpı. Dikkat et şurada 3 üzeri 7 eksi r x üzeri 7 eksi r. Sonra şu r'yi içeriye dağıttığın zaman 4 üzeri r x üzeri eksi 2 r'ye gelir. E görüyorsun şurada tabanları aynı olan sayılar var. ifadeler var. Üstleri toplanacak bu adamların. 7 eksi r ile 2, eksi 2 r'yi topluyorum. Düzenliyorum. 7'nin r'lisi 3 üzeri 7 eksi r'ye çarpı 4 üzeri r x üzeri 7 eksi 3 r. İşte malzeme bu. Ben bunun x'in birinci kuvveti olmasını istediğim için burayı 1 nasıl yaparım diye düşünüyorum. Bak ben buranın 1 olmasını istiyorum. Sebep x'li terim diyor. x'li terim demek x üzeri 1'li terimden bahsediyor demektir. E sen buranın 1 olmasını istediğine göre r'nin yerine yazman gereken sayı 2. 7 3r'yi 1'e eşitlediğin zaman R'yi 2 bulursun. Yani r'ye 2 yazdığın zaman sen baştan 3. terimi bulmuş oluyorsun. r'nin yerine 2 yazdım. 7'nin ikilisi çarpı 3 üzeri 7 2. 5 4 üzeri 2 çarpı x üzeri 1. İşte bu bahsi geçen terim demektir. Sen kat sayısını arıyorsun sadece varsa böyle bir şey cevap bu. 7'nin ikilisi 3, 5, 4, 2 ya da belki 2 üzeri 4 yazmıştır. 4 üzeri 2. Bakalım buna uygun bir şey var mı? 7, 2, 3, 5, 4, 2. Evet cevap A şıkında var. Bu yüzden sorunun doğru cevabı A şıkkı gelir x üzeri 6 eksi 1 bölü x küp üzeri 6 açılımında sabit terim nedir? İşte bak zurnanın zırt dediği yere geldin. Şimdi ben dedim ki sana git bir açılımda sabit terim aranıyorsa 0 yaz. Doğru söyledim. Ama bir ama var burada. Bak burada sen x'in yerine gel bir 0 yaz. Neler oluyor karşısına bir çıkalım. Yani ee, karşısına neler çıkıyor bir bakalım. 0'ı koyuyorsun yerine. 0 üzeri 6 eksi 1 bölü 0 üzeri 3 üzeri 6. Hadi buyur bu işlemi yap da görelim. Burada sen şimdi paydaya sıfırı getirdiğin zaman matematikte paydaya sıfır gelmemesi gerekir. Çünkü bir sayının sıfıra bölmesi tanımlı değil. Biz bu yüzden buna tanımsızdır diyoruz. Biri sıfıra bölemezsin. Yani x'in yerine gidip de sıfır yazamazsın. Yani ne demek hocam bu? Burada sabit terim yok mu? Var. Ama x'in yerine sıfır yazarak bulamıyorum. Normalde bulurdum ama... Burada özel bir durum gelecek. Bak bunu önce ben şöyle yazıyorum. X üzeri 6 artı Eksi x üzeri eksi 3 şeklinde yazdım. Dışarıda 6. kuvveti duruyor. Binomun genel açılım formülü. Bak dikkat edersen zaten konunun tamamında binomun hepsinde o binomun genel açılım formülü var ya. Hep onu kullanırsın. N'in R'lisi x üzeri n eksi r, y üzeri r. Her şey bunun üzerinden yürür. Burada r'nin kaç olması gerektiğini bilmiyorum. R'nin yerine kaç gelmesi gerektiğine karar vermek için önce açılımı yapıyorum. 6'nın R'lisi x üzeri 6 üzeri 6 eksi r eksi x küp üzeri eksi x üzeri eksi 3 üzeri r. Sonra altının r'lisi çarpı x üzeri 36 eksi 6 r. Sebep üstse üst aldığın zaman üstler çarpılırdı bu yüzden. Sonra aynısını şurada yapıyorum ama bak burada dikkat et. Şurada bir eksi işareti var ya bu eksiyi yememen lazım. Eksi işareti aslında eksi 1 demek. Yani buradan eksi 1 üzeri r ve x üzeri eksi 3 r gelir. Şunu r'yi hem eksiye hem de x üzeri eksi 3'e dağıttığım için. Sonra şunların tabanları aynı. Altının r'lisi eksi 1 üzeri r tabanlar aynı olanların üstlerini topluyorum. 36 eksi 9 r. İşte bak geldiğin geleceğin son nokta burası. Ne arıyorsun sen? x üzeri 0. Sabit terim demek x üzeri 0'lı terim demektir. x üzeri 0'lı terimi elde etmek istiyorsun. Yani r'nin yerine yazman gereken şey Öyle bir sayı olacak ki burası 0 olsun istiyorsun. 36 eksi 9 R'nin 0 olmasını istediğin için R'nin yerine 4 vermem gerektiğine karar verdim. Ve yazıyorum. 6'nın 4'lüsü çarpı eksi 1 üzeri 4 çarpı x üzeri 0. Zaten x üzeri 0 1 yapar. Sabit bu yüzden gelir. 6'nın 4'lüsü de 6'nın ikilisine eşit. O da 6 çarpı 5 bölü. 1 çarpı 2 eksi 1 üzeri 4 zaten 1 yapar. İşlemin sonucu 15 yapar. İşte bu. Bu ifadeyi açtığın zaman sabit terimin halidir. Dikkat et tekrar. Şurada x'in yerine 0 yazmamam. Daha doğrusu yazamamam gerektiğine karar vermen çok önemli. Bu şekilde çözersin. Kök 3 artı kök 5 üzeri 6 açılımında Rasyonel terim kaç tanedir diye sormuş. Bak rasyonel demek ne demek? En kaba haliyle kökün dışına çıkamayan sayı demektir. Köklü sayıların, kökün dışına çıkamayan sayıların hepsi irrasyonel sayıdır. Şimdi sen burada bu açılımı yaptığın zaman altının reelisi kök 3 üzeri 6 eksi r çarpı kök 5 üzeri r terimleriyle muhatap olacaksın. Ben burada r'nin yerine hangi sayıları yazarsam bu işlemin sonucunda rasyonel sayı bulurum diye bakacağım. Ama Şimdi bunu 6'nın R'lisi olarak yazdıktan sonra bak şu kök 3 var ya bunu 3 üzeri 1 bölü 2 yazıp dışarıya 6 eksi R'yi koyuyorum. Kök 5'i de aynı şekilde 5 üzeri 1 bölü 2 üzeri R yazıyorum. Sonra burası üssü sayıyı üs aldığın zaman bu ikisi çarpılır. 6 eksi R ile 1 bölü 2'yi çarpıyorum. 3 üzeri 6 eksi r bölü 2 ve 5 üzeri r bölü 2. Bak arkadaşım. Şimdi sen rasyonel arıyorsun. Bu ne demek? Rasyonel demek. Üssü tam sayı, üssü doğal sayı olan demektir. Üstün rasyonel olabilmesi için ya daha doğrusu üstün tam sayı olabilmesi için R'nin yerine getirmen gereken sayılar buradan 2'ye bölünmesi gerektiğini söylüyorum. Buradan da alttan çıkardığım zaman 2'ye bölünmesi gerektiğini söylüyorum. Üssü tam sayı olması gerekir. R'nin yerine yazman gereken sayı bak 0 yazabilirsin çünkü 0 2'ye bölünür. R'nin yerine 2 yazabilirsin çünkü 2 iki 2'ye bölünür. R'nin yerine 4 yazabilirsin ve R'nin yerine 6 yazarsın. Mesela R'nin yerine 3 niye yazmaman gerekir? R'ye 3'ü yazarsan şu kısım 5 üzeri 3 bölü 2 olur. 5 üzeri 3 bölü 2 de karekök içinde 5 üzeri 3 anlamına gelir. E bu sayı rasyonel bir sayı olmadığı için sayının üssünün tam sayı olmasını sağlamak zorunda kalıyorsun. Bu yüzden bunu yapıyorsun. R'nin yerine 0, 2, 4, 6'dan birini yazdığında her farklı r için sen farklı terimler bulacağından 4 tane r bulduğun için 4 tane farklı terim bulursun. Yani 4 tane terimi rasyonel sayıdır diyebilirsin. Açılımında x'in azalan kuvvetlerinin açılımı, x'in azalan kuvvetlerine göre sıralandığında sondan 5. terimin katsayısı. Şimdi bunu da söylemiştim ben, bir bu konunun başında söylemiştim bir terimin baştan terim numarası k, sondan terim numarası p ise bu n artı 2'ye eşit. Şu n açılımda tam kuvvet olarak verilen şuradaki sayıya karşılık gelen adam. Baştan terim numarası ile sondan terim numarası toplandığı zaman üstte yazan sayının iki fazlasını bulursun. Yani sen burada x'in azalan kuvvetlerine göre yazdığında beş, sondan 5. terimden bahsediyorsun ya baştan terim numarasını ve sondan terim numarasını topladığında şurada 18 yazdığı için 18 artı 2 yani sen burada baştan 15. terimi arıyorsun demektir. 15. terim. Baştan 15. terimi aradığıma göre ben R'nin yerine girip 14 yazmam lazım. R'nin yerine yazdığın sayının bir fazlasıyla numaralandırılmış terim buluyordun çünkü. Tabi bunu önce şöyle ben bir standart biçimde yazayım. X kare artı eksi 2 Y üzeri 18. Şimdi burada R'nin yerine 15 yazacağım. 18'in 15'lisi. Özür diliyorum. R'nin yerine baştan 15. terimi, terimi aradığım için ben R'nin yerine 14 yazıyorum. 18'in 14'lüsü çarpı x kare üzeri 18 eksi 14 çarpı eksi 2y üzeri 14. Düzenliyorum 18'in 14'lüsü 18'in 4'lüsüne eşit. Şu kısım 18'den 14'ü çıkardığın zaman 4 kalır. 4 ile 2'yi çarptın x üzeri 8 yapar. Eksi 2y'nin 14. kuvveti yani negatif sayının çift kuvveti olduğu için pozitif gelir. 2 üzeri 14 çarpı y üzeri 14. İşte terim bu. Ne diyor? Kat sayısı kaçtır diye sormuş. Bu da bunun kat sayısı 18'in dörtlüsü çarpı 2 üzeri 14. X üzeri 8, y üzeri 14 aslında yazmaya gerek yok. Şurası kat sayı olur. 18'in dörtlüsü 2 üzeri 14. Var mı öyle bir şey? 18'in dörtlüsü 2 üzeri 14 var. Cevap bu yüzden C şıkkı yapar. Açılımında terimlerden bir tanesi a çarpı x üzeri 9 çarpı y üzeri 6 olduğuna göre n kaçtır? Burada hem n belli değil hem de r'nin kaç olduğu belli değil. Bu sefer durumda iki tane bilinmeyen var. Bak bu terimlerden bir tanesinin böyle olduğunu biliyormuşum. Sen bu terimi açtığın zaman tabi açmadan evvel düzenlediğin zaman önce şöyle bir yazman lazım. Sen burada bu açılımı yaptığın zaman n'in R'lisi çarpı 5 x küp üzeri n eksi r çarpı eksi 4 y kare üzeri r diyorsun ya. Burada aradığın şey y'li terimin üstünün 6 olması. x'li terimin üstününse 9 olması. Y'li terimin üssü 6 olacaksa bak burada sen şu ikisini çarptığın zaman 6 bulmak istiyorsun ya o halde r'nin yerine şey yazman lazım. Ben de bu yüzden r'nin yerine birazdan şey yazacağım. r'ye şey yazdıktan sonra e n'in Şeyli kombinasyonu çarpı 5 x küp üzeri n eksi şey çarpı eksi 4 y küp üzeri şey. Aradığın diğer bir bilinmeyen de burada x'in üstünün 9 olmasını istiyorsun ya bak. Şu ikisi çarpıldığı zaman 9 olsun istiyorsun. Üstü sayıyor sanınca üst çarpılır. 3 ile n eksi 3'ü çarptığın zaman 9 olacaksa n eksi 3 sayısının 3 olması bu yüzden de n'in 6 olması gerekir. n 6 e zaten n'i soruyormuşum cevap 6 yapar. m ve n tam sayılar olmak üzere ifadesinin açılımında terimlerden biri böyle böyle olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diye sormuş. Burada terimleri açtığın zaman 7'nin r'lisi çarpı x kare üzeri 7 eksi r çarpı 2y üzeri r dedim. Terimlerden birinin y üzeri 2 geldiğini biliyorum. R y üzeri 2 gelebilmesi için burada r'nin 2 olması gerekir. R'yi 2 yazmam gerektiğine karar verdim. 7'nin ikilisi çarpı x kare üzeri 7 eksi 2'den 5 çarpı 2 y üzeri 2. Aradığım şey benim burada m artı n toplamı yani kat sayıyla x'in üssünü arıyorum. Buradaki katsayı sayı 7'nin ikili kombinasyonu. O da 7 çarpı 6 bölü 1 çarpı 2. x'in kuvveti 10. Yanında bir de 2 üzeri 2 ve y üzeri 2 var. Şu kısım 21 çarpı 4 çarpı x üzeri 10 çarpı y üzeri 2. Yani bahsi geçen katsayı şurası 84'tür. Bu da m artı n toplamını arıyorsun. M'in katsayı olan 84, n'in ise x'in üssü olduğunu biliyorum. 84 artı 10'dan cevap 94 çıkar demektir. Açılımında kaç tane terim vardır diye sormuş. Bak burada bunun formülü var zaten. Bunu ben en başta şöyle bir şekilde söylemiştim. A artı B artı C artı nokta nokta kaça kadar gidiyorsa hangi harfe kadar gidiyorsa üzeri n olduğunda bu açılımdaki terim sayısı n artı r eksi 1 bölü r eksi 1. n artı r eksi 1'in r eksi 1'lik kombinasyon diye söylemiştim. Buradan bunu bu şekilde şöyle yapabilirsin. Bak burada n'in 9 olduğunu biliyorum. R'nin 3, 3 tane harf olduğu için R'nin 3 olduğunu biliyorum. Eksi 1 aşağıya da 3 eksi 1'den 2. Yani üst taraf 12, 11, 11'in ikili kombinasyonu 11 çarpı 10 bölü 2'den cevap 55 çıkar. Bu bu şekilde çözülür. Ya da Bak bunu formülü kullanmak zorundasın değilsin. Zaten üç terimler açılım içinde yok. Hani müfredat içinde bununla ilgili bir şey yok ama ben bunu da var olan müfredat içinden yapabildiğim için hani bir çözmek istedim özellikle. Bunu bak normalde şöyle yaparsın. 2x artı y eksi z'yi tek bir terim olarak düşünüp bu şekilde açmaya çalışırsın. Şimdi sen bu terimleri açmaya kalkıştığın zaman 2x üzeri 9 y eksi z üzeri 0. Önünde katsayıları var. Benim onlarla işim yok. Sonra 2x üzeri 8 y eksi z üzeri 1 gelir. Açmaya devam ettiğin zaman 2x üzeri 7 y eksi z üzeri 2 pardon özür dilerim 2 gelir. Sonra da bunu bu şekilde açı açı devam ettiğin zaman en sonda 2x üzeri 0 ve y eksi z üzeri 9 da bitirirsin. Bu ne demek peki? Şurada bak bu açılımı yaptığın zaman sadece bir tane terim gelir. Şurası zaten bir olduğu için tek başına 2x üzeri 9'u terim gelir. Şu kısımdan şuradan iki tane terim geliyor ya. Sen bunu şunun üzerine dağıttığın zaman buradan 2 tane terim bulmuş olursun. Sonra şu kısımdan 3 tane terim geldiği için sen bunu parantezi açıp üzerine dağıttığın zaman buradan 3 tane terim bulmuş olursun. Bu şekilde 1 terim, 2 terim, 3 terim diye toplaya toplaya devam ettiğinde en son şurada 10 tane terim bulursun. Ve sen bunu içeriye doğru dağıttığın zaman, gerçi bir dağıtmasan da olur, 10 tane parantezi açtığını düşünerek hareket edersen toplamda 10 tane terim gelir. Yani buradaki toplam terim sayısı 1 artı 2 artı 10. Yani 10 çarpı 11 bölü 2 bu da 55 yapar demektir. Formülsüz de bu şekilde yaparsınız. Zaten formül sağ tarafta var ama çok ben seni muhatap edeceklerini düşünmüyorum. Bu şekilde yapmak daha akıl karı olabilir. 10 üzeri 7 eksi 11 üzeri 6 sayısının rakamlarının toplamı kaçtır? Sert bir soru zaten bu da son soru olacak. Kapanış olacak artık işin. 10 üzeri 7 zaten bak bizden. 10 üzeri 7. 1'in yanına 7 tane sıfır at demektir. 1'in yanına 7 tane sıfır atarsan bu adam 10 milyon olur demektir. De burada 11 üzeri 6'yı ne yapacağız biz? 11 üzeri 6'yı şimdi hesap etmek ki bazen bu soruyu sorduğum zamanlarda öğrencenin yokluktan gidip 11 üzeri 6'yı falan hesap ediyor. Eder misin? Edersin. Niye demeyesin? Ama yani hakikaten iyi azimle çalışmak lazım ki yapabilesin soruyu. 11 üzeri 6'yı ben şöyle düşüneceğim. 10 artı 1 üzeri 6'dır diyeceğim. Sonra da bunu açılımını yapıp 6'nın sıfırlısı çarpı 10 üzeri 6 çarpı 1 yani 1 üzeri 0 gelecek. Sonra 6'nın birlisi çarpı 10 üzeri 5. 1 üzeri 1 gelecek yazmıyorum. Sonra 6'nın ikilisi çarpı 10 üzeri 4. Sonra 6'nın üçlüsü 10 üzeri 3. Sonra tekrar 6'nın dörtlüsü çarpı 10 üzeri 2. 6'nın ikilisi 10 üzeri 1 ve son olarak 6'nın 5'lisi pardon. 6'nın 6'lısı 10 üzeri 0. Şimdi burada 10 üzeri 6 var. 10 üzeri 6 demek. Ya ben bunları artık alt alta toplayıp işlemi ifade edebilecek kıvamda yazmak istiyorum. Burada 10 üzeri 6 var bak. 10 üzeri 6 demek. 1'in yanına 3 da 6 tane 0 at demektir. Şurası 10 üzeri 6 bu. Sonra yanında 10 üzeri 5 var. 10 üzeri 5 ile 6'yı çarptığın zaman 6'nın birlik kombinasyonu 6 yapar. 10 üzeri 5 ile 6'yı çarparsan sonunda 5 tane 0, 1, 2 3 4 5 tane 0 başına da bir tane 6 gelir. Bunu da hallettim, bunu da hallettim. 6'nın ikilisi 15 yapar. 15'te yanına 4 tane 0 atıyorsun. 1 2 3 4 15. Bu da bitti. Sonra 6'nın üçlüsü 6 5 4 1 2 3 yapıyor. Bu da 20 yapıyor. Şu 2 ile 3 gittiği için 20'nin yanına 3 0 atıyorum. 1 2 3 ve 20. Sonra altının dörtlüsü yine altının dörtlüsü 15. 15'in yanına x0 atıyorum. 1, 2, 15. Sonra altının beşlisi yani altının birlisine eşit. Ee, onun 6 kere 10, 60 yazıyorum. Son olarak bir de 1 kalıyor. Onu da buraya yazıyorum. Bak bunların tamamını birbirlerine topluyorum. Toplanmayacak ayarda sayılar değiller bunlar. Bunları topladığın zaman en sağdaki basamak 1 yapar. Şurası 6 yapar. Kaçırmadan toplamak lazım. Burası 5 yapar. Şuraya kadar hallettim. Sonra burası 1 yapar. Şurayı hallettim. Sonra bu kısım 7 yapar. Şurayı da hallettim. Sonra burası gene 7 yapar. Şurayı da hallettim. Ve en son bir kaldı bu. İşte bunu da git bundan çıkar diyor. Ne çıktı eline? 1 milyon 771 561 basamakları kaçırmayalım. 1 milyon 771 bin Bunları da birbirlerinden çıkarıyorum. Çıkaramadım düzgün çıkarayım. Şöyle çıkardım. 10'dan 1 çıkardım 9 dokuz kaldı. 9'dan 6 çıkardım 3 kaldı. 9'dan 5 çıkardım 4 kaldı. 9'dan 1 çıkardım 8. 9'dan 7 çıkardım 2. 9'dan 7 çıkardım 2 ve 9'dan 1 çıkardım 8. İşte bu bu işlemin sonucunda bulacağın sayı oluyor. E sen bu sayının rakamları toplamını istemişsin. Gel toplayalım bunları. Şu ikisi 8, 10, 12, 20, 24, 24, 27, 36 yapıyor. Yani sayının rakamları toplamı 36 demektir. Soru kolay mı? Evet o kolay bir soru değil zaten. Görüyorsun çok da öyle hani aman aman rahatlıkla yapılabilecek bir soru değil. Zaten öğrenciler ben bunu sınıfta çözdüğüm zamanlarda genellikle çözemiyorlar. Ben işimi bitirdim arkadaşlar. Binom kısmı bitti. Şu an 112. sayfaya geldim. Bundan sonra olasılık kısmı var. Ben işimi yaptım. Bundan sonra top sende ya bak dinlemeden dinleyip dersi fayda gördüğünü düşünüyorsan lütfen abone olmadan kanaldan ayrılma. Abone olup bildirimleri açıp bir de mümkünse dersle ilgili görüşlerini yorumlar kısmında benimle paylaşırsan çok memnun olurum. Tekrar görüşeceğiz. Bundan sonra olasılık kısmı var. Yine orada da bol soru çözeceğim. Görüşünceye kadar tekrar iyi çalışmalar.